Dilara Sayan 13 Şubat günü yaşanan facianın üzerinden 100 saat geçti. Tam 100 saattir işçilere ulaşılmaya çalışılıyor. Yani geride bıraktığımız zaman dilimi içerisinde şu ana dek verebileceğimiz en umut verici gelişme işçilerin olduğu lokasyonların belirlenmiş olması. Zira bununla ilgili de öğle saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir takım açıklamalarda bulundu. Özellikle 6 işçinin dere yatağında, diğer 3 işçinin ise manganez olarak bilinen maden ocağında olduklarını öngördüklerini söyledi. Zira çalışmaların işte bu iki noktada yoğunlaştığının da altını çizdi. Hatta o beyaz otomobilin içinde bulunan 3 işçinin olduğu manganez ocağında yapılan bazı tespitlere göre şu anda 1,5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var ve yaklaşık 35 metreye tekabül ediyor. Bir başka ifadeyle yaklaşık 12 katlık bir bina yüksekliğinde bir toprak kütlesiyle karşı karşıya oradaki arama ve kurtarma ekibi. Çalışmalar şu an o bölgede yoğunlaşmış durumda. Hatta yine Bakan Bayraktar'ın ifadesine göre toprak kaldırma çalışmalarına başladıklarını ve ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde ilk etapta o 3 işçiye ulaşmayı ümit ettiklerini kamuoyuyla paylaştı. Yine başka bilgiler de verdi. Aslında bölgede heyelan riski vardı ki zira bugün hiç yağmur eksik olmadı bulunduğumuz bölgede. Ara ara sismik hareketlilik oluyor ve bu da işçilerin can güvenliği için oldukça tehlikeli. Bu nedenle çalışmalar biraz daha hassas, biraz daha kontrollü devam ettiğini hatırlatalım. İçeride 2600-2700'e yakın arama ve kurtarma ekibi var. Son sistem cihazlarla işçilere ulaşılmaya çalışılıyor ama tekrar ifade ettik. Gün boyu devam eden yağmur içeride çalışma yürüten arama ve kurtarma ekiplerinin işini biraz daha zorlaştırıyor. Yani içeride bulunan arama ve kurtarma ekipleri çok zorlu arazi ve iklim şartlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtelim. Düne gidelim dilerseniz, çünkü yaklaşık 5 gündür devam ediyor buradaki çalışmalar. 4. günün sonunda ilk emarelere ulaşıldı. Ekran videolarda, görüntülerde bir kamyonun toprak altında kaldığı biliniyordu. İşte o kamyonun bazı parçalarına ulaşıldı. Yani 4. günün sonunda göçük altındaki ilk emarelere, ilk izlere dün akşam saatleri itibariyle rastlanıldı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak 100. saatin sonunda hala işçilere ulaşılabilmiş değil diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Evet Sercan, aktardığın bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim devam edelim gelişmelere.